Evet, şimdi sevgili Erber İntaş, bu yeni yapıtını önce kutlarım. Çok güzel bir yapıt. Okudum bu yapıtını. Kimi sorular hazırladım bu yapıtın üstüne. Evet. Zor zor sorular olmasın. Yok, zor değil. Kolay sorular, çok kolay sorular. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi sen kitabında Evet. kadınla erkek sorununu ele alırken insanlaşma sürecinden söz ediyorsun. Evet. Evet. Bu insanlaşma süreci sanıyorum bir 5000 yılı kapsıyor bu süreç. Evet. Süreç. Evet. Şimdi geldiğimiz nokta Evet. 2024. Evet. Tarihin 2024 buğdağındayız. Tarih devam ediyor. Evet. Ediyor. Şimdi bu tarihte, yani şimdi bulunduğumuz tarihte şunu soruyorum ben. Bu insanlaşma sürecinin neresinde kadın ve erkek? Evet, çok güzel bir soru. Şimdi sen soruyu sorarken ben de başka bir çağrışım yaptı. Yıllarca atölyede, felsefe seminerlerinde kadın ve erkeğin birbirine bakışını anlatırken Evet. tahtaya şöyle bir şey çizerdin. Yani cinsiyete göre bakmak, bir tarafta kadın, bir tarafta erkek, birbirine yalnızca kadın ve erkek diye baktığı zaman daha sağlıklı bir iletişim kuramıyor kadın ve erkek. İnsanı tepeye koymuştu. Ben de bu bakışta kendime bir şey buldum, yol buldum. Çünkü düşmanca tutumlar bana uygun gelmiyordu. Yani Hayır, tarihsel süreçte yani bu noktaya mı geldik şimdi? hayır, biz Türkiye'de gelmedik. Yani ama bizdeki sorun yani sadece cinsiyetin ötesinde birbirinin insan yanlarını görememek Tarihsel süreçte geldiğimiz nokta. göremiyor kadın. Göremiyor. Evet, yani erkek egemen olmak istiyor. Şey, kendi egemenliğini kadının üstünde görmek istiyor. Kadın da kendi varoluşunu gerçekleştirmek istiyor. Ama yol bulamıyor, yol bulamıyor. Yani bizim ülkemizde siyasetin de kadına bir bakışı var. Bu kısıtlayıcı, ikinci sınıf bir bakış kadına. Eşitlikçi bir bakış değil. Eşit bir ilişki kuramıyor kadın ve erkek. Kadın O da, hep ikinci yani o zaman plan. şöyle denebilir mi ya, tarihsel süreç yani bir insani birikim açısından pek yaşanmamış bize. Bizde yaşanmamış diyebiliriz. Tabii. Senin görüşüne göre erkek kadını ikinci sınıf görüyor. İkinci sınıf görüyor. Ama tabii ben erkek olarak görmüyorum, onu da söyleyeyim size. İşte bunu genellemek belki yanlış olabilir. Yani şöyle, böyle görmeyenler olabilir ama yani Kime bir erkekler? zihinsel durum değişmiyor. Binlerce yılın taşıyıcısı zihinsel durum. Çok bilgili insanlarda bile birdenbire ortaya çıkabiliyor yani. Onu çözemiyoruz. O zaman şöyle söyleyelim. Bu tarihsel süreçte diyorsun ki sen ilginç görüntülerle karşılaşıyorsunuz Evet. insanlar. İlginç görüntüler var bu tarihsel süreçte. Evet. Bu nelerdir bu görüntüler? Evet. Yani kadının yapıp ettiklerinin görülmemesi, yok sayılması, söz gelimi şeyde kadın mesela manastıra gidip bilgili olmak için manastıra gidip evlenmemesi gerekiyor mesela orta çağda. Ya manastıra gidecek, bu defa bilgilenmeyi seçecek ya da evde oturup evlenecek. İkisini birlikte yapamıyor. Mesela oradaki toplumsal koşullarda buna izin verilmiyor. Şimdi de bunun yerini ne alıyor? İşte kadın doğum yapıyor, çocuğu oluyor. Evden, aileden tek başına kadın sorumlu. Erkeğin hiçbir sorumluluğu yok. Kadının bu kadar çok sorumlulukları artarken kendini nasıl var edecek? Yani kendisi için yaşayamıyor kadın.
Temel görüntü bu. Kendisi için yaşayamıyor. Yaşayamıyor. Anne olmak, birinin eşi olmak ya da birinin kızı olmak kendi varlığından daha önemli bir noktada oluyor. Yani toplum bunu dayatıyor. Kadından bunu bekliyor. Yani anne, annelik görevi, eş olma görevi, evden, aileden sorumluluk. Erkeğin pek sorumluluğu yok yani bu açıdan. Evet, yani eve para getirirse getiriyorsa tabii, getir. Yani evet dediğin şimdi o zaman ben şöyle bir şey düşünüyorum. Dün de bunu söyledim. Dün işte arkadaşımız Özgüç Güven profesör olmuş. Evet. Onun için bir toplantı yapıldı evet. dergide. Evet. Bayağı kalabalıktık orada. Evet. İşte insancıl gündeme geldi. Yani insancıl aktivisi gündeme gelince ben dedim ki insancılı evlilikler bitirdi dedim. Ha geçmiş evet. Bitirdi dedim. Evet. İşte kimisi güldü, kimisi şaşırdı falan. Evet. Ama gerçektir bu dediğim. Yani gerçekten. Evet. Yani şimdi ben şöyle gördüm bu olayı. Yani kadınlar birçok şey umut beklediğim birçok kadın evet. Evlenerek gitti insancılar. Evet. Evet. Peki bunu nasıl değerlendireceğiz? İşte, yani kadını zorla götürmedi adam, kendisi gitti. Yeterince mücadele edemiyor işte. Ben mesela ben kimim sorusunu sormuyor. Felsefenin sorusudur. Ben mesela niye bunu yapıyorum demiyor. Kısa vadeli programlarla hayatına bir karar veriyor. Ancak mutsuz olup acı çekmesi gerekiyor. Ondan sonra hayatını değiştirmek için harekete geçiyor. Yani evet. O mutsuz olana kadar onu sürdürüyor. Alışıldık yaşam biçimlerine, kendisine sunulan belli bir yaşta evlenmek gerekir. Ondan sonra çocuk doğurmak gerekir. Ondan sonra bir işin olacak. Onu eğer çalışıyorsa, çalışmıyorsa zengin bir adam bulması gerekir. Yani böyle bakıyorlar. Öyle baktığın zaman orada özgürlüğüne ve bağımsızlığına sahip çıkamazsın tabii ki. Hep başka nedenler birinci plana geçiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Felsefede kadınlardan söz ediyorsun. Evet. Yani demek ki felsefe yapabiliyor kadınlar. Yapabiliyor. Ya yapar tabii. Yani felsefe erkeklere özgü değil. Evet. Ama bu felsefe tarihinde kadınlardan pek söz edilmez. Edilmiyor. Evet. Kimdir bu kadınlar? İşte Aspasya var. Perikles'in yabancı Perikles Aspasya'yı gördüğü zaman yabancılarla evlenmeme yasağını bozuyor. Ama Aspasya çok güzelmiş yani. Hatta çok Sokrates güzel. Demiş ki evet. Platon'a senin ideal geldi demiş. Evet. Evet. Mesela Pitagorasçı kadınlar var. Pitagoras'ın karısı da var. Theano. Onlar da şöyle, onlarınki 300 kişilik bir felsefe grubu içinde kadınlar da olduğu için onların üretim ortak üretim sayılıyor. Orada da kadınlar var. Daha çok hastalık sağaltıcı olarak ortaya çıkıyor mesela Theano. Theano ama kendin ol diyor diye bir cümlesi var. Bunlar bize kalmamış. Bu kalanlar da bu Diogenes Laertius'un kimi kitabında adları geçiyorsa bu kadınların adları geçiyorsa ondan kalıyor. Yoksa hiç kalmıyor. Şimdi bu Kadın Filozoflar diye bir kitap çevrilmişti Türkiye'de. Onu da Tomris Mengüşoğlu çevirdi. Bu benim çok üzüldüğüm bir şeydir. Yani felsefe çevresinde yaşamış bir kadın Tomris Mengüşoğlu. Beni İzmit'e çağırdılar. Bu konuda yazı yazmıştım. Evet. Ben de Tomris Hanım'ı aradım. İzmit'e birlikte gidelim dedim. O kitabı siz çevirdiniz, siz de konuşursunuz dedim. Ben gelemem, ağlarım dedi. Öyle mi? Evet, ben bu bilgilerle çok geç karşılaştım. Ağlarım dedi. Onu çok üzüldüm, hiç unutmadım onu. Evet, peki o zaman şöyle... Yani ister istemez felsefe çevresinde de onu üzmüş olabileceklerini düşündüm. O bir şey söylemedi. Yani bunu önce söyleyeyim. Söylemedi. Evet. Böyle bir şey de yaşadım. Yani kadın olmak kolay değil. Kolay değil. Peki. Tabii. Evet. Türkiye koşullarında daha da zor. Peki. Ne olur? Niye gülüyorsun ama?
Şimdi peki şöyle bir soru sor. Yani okuduğum için kitaptan sana soruyorum. Diyorsun ki erkeğin kadını görmek istediği bir yer var. Evet. Varmış. Yani erkek kadını evet. bir yerde görmek istiyormuş. Evet. Bunu nereden biliyorsunuz siz? Bunu yaşam deneylerimden. Yani şöyle, sen yapamazsın derse erkek, kadın da yapamayacağına... Hemen şunu sorayım, bu yer kötü mü? Çok mu kötü? Kötü yer tabii. Kötü mü? Tabii. Yani erkek kendi söylediklerinin, Türkiye'deki ataerkil değerlerle oluşmuş erkek yapısı, evet. kadının kendi evine girerse her şeyin daha yolunda gideceğini iddia eden bir erkek tipi var. Kadın da bu... Yalnız bir erkekle söyleşi yaptığınızı da size anımsatırım. Evet. 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 Yani şimdi birisi sana sürekli sen yapamazsın, sen gidemezsin, sen bunu yapamazsın diye. Sen, ama bu bizim huyumuz zaten. Yani, seni kontrol altında tutan birisi varsa hayatında, bir süre sonra kadın da inanmaya başlıyor. Onu demek istiyorum. Yani kendine biçilmiş rollerin o kadar onun yaşamı çevresinde bununla çevrelenmiş ve sınırlanmış yaşıyor ki, onun dışında başka bir yaşam olabileceğini, daha aydınlık, daha ışıltılı bir yol olabileceğini düşünemiyor. Çünkü bakıyor, annesi öyle yaşıyor, teyzesi öyle yaşıyor, komşunun kızı öyle yaşıyor, amcasının kızı öyle yaşıyor, arkadaşları öyle yaşıyor. Bakıyor, başka bir yaşam olabileceğini düşünmüyor. O pencereden kendine bakıyor. O da yapamamış diyor. Yani bunu mesela ben de bunu kendine inanmayan kadınlarla karşılaştım. Yani benim daha önce çıkmış bir kitabımı çok öven, ay ne kadar bilgilisin, ne kadar şöylesin, o kadar kitabı okudun mu deyip ben onlara hiç kızmadım. Peki, Arkasından, o zaman, bunları sen mi okudun, zaman, Cengiz Bey mi okudu diye bana sordu. O zaman şöyle bir soruyu şöyle ben sorayım size. Şimdi ben sizin kavganızı biliyorum. Nereden başladınız? Evet. Başladığınızda konum neydi? Evet. Bugün geldiğiniz konum ne? Bunu ben biliyorum. Evet. Evet. Ama bu çok sert bir mücadeleyle oldu bu iş. Evet. Evet. Bir süreç yaşandı, mücadeleyle oldu. Evet. Şimdi ama mesela çevremizdeki kadınlardan yani birçoğundan çoğunda ben bir mücadeleyi görmedim. Doğru, haklısınız. O zaman yani kadın bu mücadeleyi, yani kadın şunu bekliyor. Kendisine verilsin bir şeyler. O hiçbir şey yapmasın. Yapamayacağını düşünüyor olabilir. O kadar çevrelenmiş ki. Hayır, yani şimdi diyoruz ki al kalemi kardeşim, bak şu koşullara ya şunu yaz diyoruz. Evet. Yazmıyor mesela. Evet. Yazıyor, başlıyor, bitirmiyor. Evet. İsim vermek istemiyorum ben. Tabii, tabii. Evet. Ama yani onun yerine ben mi yazacağım? Tabii sen yazmayacaksın. Niye yazmıyor? Yeterince istemiyor olabilir. Ya da ne istediğini bilmiyor olabilir. Yeterince istemiyor olabilir. Hayır, yani şu diyorum yani. Kendisi, yani kendine biçtiği yer, zaten erkeğin biçtiği yer, ona hazır o. Ha, tabii, tabii. Buna, tabii. Ona... Ondan çıkmak istemiyor. İşte çıkamıyor, düşünemiyor. Onu çıkamıyor diye düşünüyorum ben. Peki. Evet. Burada biraz anlaşamadık galiba. Yani oradan ben oradan kadının çıkamadığını düşünüyorum. Onun içine hapsolmuş bir şey, çok imkansız görünüyor. Toplumsal çevrelenmiş var, siyasetin çevrelenmişi var, aile çevresi çevrelenmiş var, ekonomik olarak bağımsızlığını kazanamadıysa ona göre farklı davranıyor. Hayır, ama ben insancı sürecinde 25 yıllık süreçte birçok kadına belirli kitapları okuması için verdim. Evet. Kitaplar geri geldi, okunmamış. Evet. Şimdi yani ben mi okuyacağım onun yerine? Bunu söylemek istiyorum size. Yani evet. Kadın kendisini biçilen yeri kırmak için kavga vermiyor. Vermiyor. Evet. Niye? O
o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Yani yeterli bir kavga vermediğini ben de düşünüyorum. Bunu ben kadında felsefe seminerleri de yapmıştım. Evet. Onu sonra devam edemedim. Şeydi, yeterince desteklemediler kadınlar. Ben onu kapatıp tragedyaları anlatmaya geçmiştim. Şimdi kitabınızda beni de heyecanlandıran bir bölüm var. Evet. Şöyle diyorsunuz ki, cinsin cinse üstündeki bir insanın bir başka insanın üstündeki, bir ulusun başka bir ulus üstündeki, bir sınıfın başka bir sınıf üstündeki iktidarı dünya yüzünden silinmedikçe, evet. Yani böyle bir evet. eşitlikçi bir görüş savunuyorsunuz. Evet, evet. Bu bilinçler kazınmadıkça, evet. Diyorsunuz, güzel bir dünya kurulamaz. Evet, evet. Buna... Peki bu bilinç nasıl kazınacak? Felsefeyle, bilimle, sanatla, insanla. Ama birbirinin bir şey yapan insanların elini tutmak da gerekiyor. Burada çok büyük eksiklik var. Nasıl? Ya mücadele eden bir kadına yani ona destek olma da eksik kadınlar açısından. Yani kendi yapamayacağını düşündüğü için. Beğenelim bak şimdi burada bu insancıl atölyesini birlikte kurduk. Evet. Birlikte, senle birlikte. Evet. Birçok kadına destek olduk biz. Olduk. Ama tabii. Başarılı olamadık. Olamadık, evet. Neden? Valla bu soruya iki cümleyle nasıl diyeyim yanıt verilir ama. Mesela senin şiir yazdırdığın, şair yaptığın birçok kadın iflas etti. Tek kitapta kaldı. Evet, sürdürmedi. Ya da ünlenmek istedi, çekti gitti. Evet. O konudaki şeylerim değişti benim. Yani belki kendisi çok isteyenlerle uğraşmak gerekiyordu. Evet. Yani bu yaratıcılığın ateşi yanar ya insanda. Kendi içinde o ateş yanıyorsa o insanla ilgilenmek gerekiyor. Ama yanmıyorsa zorla bir şey yapmak ya da hani ona ısrarla yazı yazdırarak bir şey yapmak ya da şiir yazarak yapmak o çok yanlış şimdi kadın üstün bana. Kadın üstünde senin söylediğin gibi bir sorun var. Evet, var. Ama bir de kadından kaynaklanan sorunlar var. Tabii var. Bunlar içe girmiş durumda. Evet. Değil mi? Evet, tabii. Ama işte evet, tabii iç içe geçmiş durumda. Peki o zaman şöyle yapalım soruyu. Kadın diyor başına gelenleri değerlendiremiyor diyor kadın. Evet, değerlendiriyor. Demişin. Evet. Kadın terör kültürünün de kurtulamıyor. Evet. Peki nasıl kurtulacak bundan? Şimdi kadınlar şöyle bir şey yapıyor yani bu üçüncü sayfa haberlerinde de bunu görüyoruz. Bir adamı seviyorum diye, aşık oluyorum diye mesela başına gelenlere katlanabiliyor. Dayak yiyor, katlanıyor. Ondan sonra bir gün dayak yiyor, iki gün adam değişir diyor, adam değişmiyor. Yani sen bunu meşrulaştırıyor ama tabii bunu meşrulaştırırken çoğu zaman kadının sığınacak, güvenecek kimsesi yoksa durum daha kötü. Kendi başına yani ekonomik bağımsızlığı da yoksa nereye gidecek? Nerede sığınacak? Nerede kalacak? Bu bir sorun. Sığınacak bir yer de yok. Katlanıyor eğer ekonomik bağımsızlığı yoksa. Ekonomik bağımsızlık da yetmiyor. Yetmeyenleri de gördük, okuduk. Hepsi onu da okuduk. Peki o zaman şöyle bir soru sorayım ben. Ben yaşadığım için de biliyorum bunu. Şimdi değerli bir arkadaşımızdı. Çok da güzel şiirler yazıyordu. Fakat şöyle bir görüşü vardı bu adamın.
Kadınlar şiir yazmaz diyordu adam. Bir bana söyledi bunu. Çok doğru söylüyorsunuz, size katılıyorum ama dedim ben. Berintaş yazıyor. Onun da erkek şeyi var dedi, yapısı var dedi. Evet, öyle diyor. Yani, bu da seni sinirlendirdi. Yani, ben ona sinirlen, o zaman gülüyordum ben ona. Ama aslında şöyle, yani bu... Hoca seni övüyor şimdi. Şimdi o, çok, övüyordu seni o. Ama çok acıklı bir şey bu. Yani niye? Beni ancak erkek yaparak övüyor. Hayır. Hadi ben bir şey daha... Erkek yapmıyorsun. Erkek şeyi var diyor. Çekirdeği var. Tamam da ama ama bu bir lütuf değil ki. Bana güzel niye? Güzel bir şeyi erkek benim cinsiyetimi yok sayarak benim şiirimi övüyor. Benim cinsiyetimi erkekleştirerek övüyor. Bu güzel bir şey değil. Ben başka birini anımsıyorum, sizinle sohbet ediyordu. Siz hangi nedenden bilmiyorum dediniz, ona dediniz ki o konuğa kadın gelecektir dediniz beni kastederek. Neden öyle bir şey oldu? Bak şimdi ben mesela bu tip şeyleri de çok yaşadım. Adam şöyle yapıyor, o kişi şöyle yapıyor yani bu gene bu da şairdi. Şöyle yapıyor. Kadın kendisi şiirdir. Kadın kendisi şiir. Yani sen şiir yazmıyorsun diyor bana. Ama bunu bana iltifat ederek benim bu iltifata kadın ben şiirim deyip havalara uçmamı bekliyor. Ben de böyle donuk donuk bakıyorum. Buna niye sevineyim ki? Kadın şiirdir dedi. Şiir. Peki erkek böyle baktı size. Ama ben biliyorum ki bazı kadınlar da böyle baktı size. Nasıl oldu? Şöyle baktılar. Mesela gayet rahat söylediler. Galiba bu yazıyı siz yazdırdınız dediler bana. Tabii. Hayır, hayır, vallahi ben yazdım. Ben bir ara şöyle bir şey... Yani bir kadın söyledi bunu bana. Evet. Yani kadınlar da sizin bu kadar yazı yazmanızı... Ya çok... Hatta dergi yönetmenizi algılayamadılar. Evet. Bu bana antik çağdaki şeyi anımsattı. Orada da... Ama şimdi başka... Burada... Yok yok. Bak bir şeyi anımsattı bana. Orada da kadının yaratıcılığını orada çevrede bir erkek varsa onun yaptığını söyleniyor. Şimdi bak tamam anladım. Şimdi şöyle bir şey var. Yani ben şunu kabul etmem. Yani ben hiçbir insanı kadın erkek küçümsemedim yaşamımda. Beni büyüten kadın tabii annem. Canım, tabii. Evet. Ben her zaman için kadınlardan yana tavır koydum. Evet. Bu benim tavrımdır. Evet. Ama buna karşın ben şunu da gördüm. Kadınlar sizi sevmediler. Sevmediler. Niye? Kendi aşamadıkları. Hayır. Sizin yazı yani sizin yazılarınızı neredeyse benim yazdığımı söylemeye vardırdılar. Bunu açık sözler bana. Ay bir tanesini ben anımsıyorum. Sizin odadaydınız. Karı koca vardı. Evet. Orada o çift oturuyordu. Dedi ki önce beni övdü. Ne kadar çok kitap okumuşsun dedi. Ay ne o nasıldır dedi. Bunların hepsini sonra arkadan vuruş geldi. Bunların hepsini sen mi okudun? Cengiz Bey mi okudun falan gibi şimdi, laflar söylüyor. Bunu nasıl açıklayacağız? Bu kadın ben seni yani ben bundan olumsuz etkilenmedim. Şöyle olumsuz etkilenmedim. Şimdi antik çağda da böyle söylendiğini öğrenince farklı bir yerden baktım olaya. Şöyle düşündüm. Ya bu kadın da kendinin bir şey başarıp yapabileceğine inanmadığı için benim de yapmış olabileceğimi düşünmüyor. Bana destek veremiyor bu nedenle. Şimdi bak tamam anladım. Aynen böyle. Hadi bu kadını siz bunu söylesen şimdi bak. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim sana. Evet. İnsancı Dergisi 35 yıldır devam ediyor. Evet. Ve bu derginin 35 yıldır yazı işleri yönetmeni Berintaş. Evet. Kadın. Evet. Bu Berintaş İnsancı Atölyesi'nin kurucularından biri. Evet. Ve 5 yıldır da 5 yıldır 5-6 yıldır da İnsancı Dergisi'ni o çıkarıyor artık. Ben evet. Çıkarmıyorum. Sen çıkarıyorsun. Evet. Evet. Ha. Benim genel yayın yönetmeni lafta yani orada duruyor. Duruyor. Bak, evet. Hiçbir kadın kuruluşunun sen dikkatini çekmedin. Evet. Hiçbir kadın kuruluşu gelip de ya hanımefendi
Siz bu dergiyi nasıl yönetiyorsunuz ya? Bana bu kadar erkeğin içinde. Bu kadar dergi var ve bu derginin içinde bir tek sizin yazı işleri, en sorumlu yerdesin sen. Evet. Evet. Cezayı sen alırsın, ben almam. Evet, evet. Yargılandın da zaten bu yüzden. Yargılandın, evet. Peki bunu nasıl açıklıyorsun? Bunun önemini anlayamıyorlar. Kadın hakları diye bağırıp duranlar var mesela. Biri var, gelip de demiyor evet. ki sen bu hakkı nasıl aldın? Ben mi? Ha, sana demiyor bunu. Demiyor. Niye demiyor? Yani bu hakkı aldığını düşünmüyor belki. Diyor ki işte para, belki şöyle düşünüyorlar. Parası varmış dergi çıkarıyor diyor. %500 eminim böyle düşündüklerinden. %100 değil. Hayır, ben şunu söylemek istiyorum. Yani kadın soruna biraz özel bakıyorsunuz diyorum ben. Yani şey şöyle. He, nasıl? Yani onların yani ne bileyim böyle yani masum olduklarını, işte erkeklere onlara izin vermiyorlar falan. Pek öyle değil dünya Berin Hanım. Evet. Kadınlar pek masum değil. Ya olabilir. Yani olmayabilir. Ama yani insanın kendini değiştirmesi kolay değil. Yaşamını değiştirmesi, dönüştürmesi. Çok bedel ödemek gerekiyor. Ben o bedelleri çok ödedim. Yani çok büyük bedeller ödemek gerekiyor. Peki. Ben şimdi bağımsızlığını korumak için. Belki bu bedelleri ödemeyebilirler. Ödemek istemiyor. Ödemek istemiyorlar. Erkek gibi kadını sorduk. Bir de antik çağdan beri kadına diyorsunuz yüklenen duygusallık var. Yani kadın, duygusal kadın, duygusaldır. Evet. Kadının ağlaması hiç kimseyi kınamaz da erkek ağlarsa ne biçim herif ağlıyor bana. Ha, evet. Bunun içinde diyorsunuz ki bunu doğru bulmuyorum. Kadın duygusal. Yani bu kadını engelleyici bir şey. Ben duygusalım deyip mesela mücadele etmekten cayabilir. Ondan sonra yani ya da kadının canını sıkan şeyler için o sen duygusalsın denebilir. Canını sıkan her durum için. Kadın için bir atmaza, kadınların da hoşuna gidiyor bu. Ama böyle bakmak kadın içinde bir açmaza dönüşebilir. Yani kadınlar duygusaldı diye özel bir şeymiş gibi sevindiklerini görüyorum ben de kadınlar. Hatta bir toplantıda bir felsefeci kadın duyarlı diye bir konuşma yapmıştı. Ben arada gittim ona dedim ki siz dedim bu konuyla yeni ilgilenmeye başlıyorsunuz galiba dedim. Ya istediler konuştum dedi. Yani kadın duyarlı diye bir şey yani bir kere bir cins şeyi yani insan olmaktan soyutlayarak kadına özgü ayrı bir duyarlılıktan söz edilemez. Peki bir de şöyle bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Bangkok kokulu parfüm çıkmış. Evet. Bu parfümü sürünce erkek etkili olacakmış öyle mi? İşte o evet. Öyle bir bakış varmış. Parayı önemsiyorlar demek ki para. İnsanın yerine geçiyor. Günümüz de biraz ona döndü. Para. Para kokusu başka bir koku herhalde. Ben pek bilmiyorum ama. Evet peki. O zaman şöyle yapalım. Şöyle demişsiniz kadın için. Araç kendini araç diye görmemeli. Evet. Öyle mi görüyor kendini? Araç tabii. Neyin aracı görüyor mesela? İşte bir ailenin daha iyi durumda olması kadından sorulur. Yani mesela çocuğunun başına bir iş gelse kadını suçlarlar. Kocasına kızmıyor kimse. Yani evi sürdürmek için bir araç. Evi aileyi sürdürmek için kadın bir araç. Bütün sorumluluğu kadının sırtına yükleniyor. Aile sorumluluğu, ev sorumluluğu. Bir takım işlerin yolunda gitmesi kadından soruluyor. Yani şöyle, erkeğin yaşamının düzenlenmesi için görevi bu olabiliyor kimi aile yapılarında. Şimdi bu da kadının görevi. Şimdi ben size son sorumu soracağım ama ondan önce şunu söyleyeceğim.
Türkiye'de bir kadın başbakan oldu. Evet. Kadın başbakan erkekten beter oldu. Evet, tabii. Efendim söyleyeyim. Tabii. Birçok faili meşhur cinayetler işlendi bu kadının döneminde. Evet, tabii. Şimdi Erkeklerin arenasında sorunuz yaşadık. şu diyorsunuz. Kadının aydınlanmasından söz ediyorsunuz. Ya. Kadının aydınlanması neleri üretir? Yani ne karşımıza ne getirir? Kadının aydınlanması. Daha aydınlık, ışıltılı bir dünyanın kapılarını açan bir şeye dönüşebilir. Çocuklarını ona göre yetiştirebilir o kadın. Kendini aydınlatan kadın, çocuklarına da ona göre bir anne olacaktır. Yani kendi de aydınlatma yolunda yürüyen, başı dik, onurlu yaşamayı birinci sorunu olarak gören bir kadın. Başı dik, onurlu, insanca yaşama düşleri olması gerekir kadının. Onun için çaba gösteren bir kadın, bu toplumsal yapımızda hem önemli görevler üstlenecektir. Evet, şimdi ben tabii Aydınlığa giden yolda. sizi tanıdığım için söylüyorum. Siz yazınızı evinizde bir köşede yazıp işte şöyle olmalı, böyle olmalı, şöyle olmalı, böyle olmalı diye yazılar yazıp evinizin köşesinde bol ışıklı, ılıman evinizde oturmadınız. Evet. Kavgaya girdiniz. Girdim. Kavgaya girdiniz. Belli bir kavgada başarılı da oldunuz. Bu Evet. kesin bu. Kendinizi gösterdiniz, koydunuz ortaya. Evet. Ve Berrin Taş diye bir kişilik çıktı ortaya. Çıktı. Ve bu Berrin Taş'ın kişiliğini Berrin Taş yaptı. Yonta yonta yaptı. Yok tamam. Rodin'e demişler ya, bu heykeli nasıl yaptın? Fazlalıkları attım demiş. Evet. Siz de fazlalıkları atarak Evet. bir Berrin Taş kişiliği oluşturdunuz burada. Evet. Şimdi benim gördüğüm, bu kişilikten bakarak kadın olaylarına bakıyorsunuz. Evet. İşte kadın araç olmamalı, Evet. kadın erkek olmamalı, kadın duygusal diye kategorize edilmemeli. Evet. Felsefeye yönlenmeli biçiminde görüşler ileri sürüyorsunuz. Evet. Yani kadının kendisini yontarak, kendi taşlarını yontarak bir kadın olmasını istiyorsunuz. Evet. Gördüğüm bu. Evet. Umutlu musunuz? Böyle bir şey olacak mı? Olmak zorunda. Başka yolu yok bunun. Ya her gün ağlayacak. Öyle mi? Tabii. Olacak diyorsunuz. Kimse ona olmak zorunda. Kimse ona zorla altın tepside sunamaz yaşamını. Yani umut bu zorunluluğu mu getiriyor? Şey olması gerekir yani. Başını eğmeden başı dik yaşamak için bazı bedelleri ödemesi gerekiyor. Evet. Peki benim sorularım bitti. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Başka sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı kendinizle ilgili? Kendimle ilgili. Ben kendimi var etmek için çok uğraştım. Yani ben kimim sorusunu sordum. Ya insan gibi yaşa ya da öl dedim kendime. Çünkü o baskıları içinde yaşamaktan çok kötü hissediyordum. Daha fazla ne olabilir ki? Ya öl ya da insan gibi yaşa dedim. Evet, sizden şimdi yeni kitaplar bekliyoruz. Teşekkür Okul ederim. olarak yeni kitaplar bekliyoruz. Sizinle de çok güzel kavga ettik yani. Ettik. Kavga etmeyi çok güzelleştirdiniz. Kavga Teşekkür etmek ederim. gerekiyordu. Kavgasız olmaz. Hayır, sizinle tanıştığım zaman kavga edebileceğimi gördüm. Çünkü biraz önce söylediğimiz erkek tipi ya da kavga edemezler. Yani onlar şöyle kavga edemezler. Zaten hep haklıdırlar doğuştan. Haklı oldukları için haklı onlar kavga edemezler. Yani ben kavga edebilmek istiyordum. Ama sen kavga edebilmek için karşında da kavga eden birisi olması gerekiyor. Onun için sizinle kavga etmeye çok minnettarım.
Çok teşekkür ederim. Kavga edebildiğimiz için. Evet. Şimdi daha az ediyoruz. Yormak istemiyoruz birbirimizi Evet, daha fazla. az ediyor ama daha çok ediyorduk o zaman. Çok İlk ediyorduk. zamanlarda çok ediyorduk. Hatta ben eve gidiyordum. Size telefon açıyordum. Şimdi diyordum şöyle şöyle dedin. Şurası şöyle oldu deyip bu defa sizin uykunuz kaçıyordu. Ben uyuyordum. Onu Evet, hatırlatırım cevap yalnız. vermediğin şeyleri bana o anda cevap vermediklerini gidip evde kurup arayıp o değil şöyle olur Şimdi böyle. Evet. uykum kaçacak diye düşünüyordum. Telefon açıyordum, söylüyordum hepsini. Ondan sonra yatıp uyuyordum. Ondan sonra böyle. İşte böyle. Ama hatırlıyor musunuz hani ben size dedim sizi parka götürdüm de orada artık evinize kimseyi alamayacaksınız deyince Aha, siz evet. dediniz ki benim bu özel hayatım dediniz hatırlıyor musunuz onu? Evet, kimse. Ben dedim ki sizin özel hayat bitti. Evet, insan çılgın. Evinize hiçbir erkek, hiçbir kadın girmeyecek. Evet. Ya, evet, doğru öyle söylediniz ama bunu konuşmuşken o zaman bir cümle daha söyleyeyim. Evet, onu söylediniz. Sizden ben de şunu söylemek isterim. Hani bazen söylüyorlar. Hani Cengiz Gündoğdu'dan hani felsefe öğrenilir ya da bir şey. Fakat başka bir şey var. Edebiyatta ya da yazarlık yolunda tutum almak da öğrenilir. Dikkatle izleyerek. Evet. Ben onun için dikkatle izledim sizi. Onu söylemek istedim. Tamam, peki. Teşekkür ederiz bunu. Evet. Ben de teşekkür ederim.